olsun abi. Cebimiz nasıl? Vallahi cebimiz meselesi değil. Mesele Türkiye'de uygulanan, yani şu anda doğru olan şeyler var, yanlış olan şeyler var. Zaten doğru olan şeyler hayatımızı da düzeltiyor ama yanlış olan her şeyde. Siz bugün ekonomi niye soruyorsunuz? Demek ki iyi değil ki. Bunun sebeplerini öğrenmek bir istiyorsunuz. Bir sorun varmış yani. Bir sorun var ki soruyorsunuz. Ya ekonomi şöyle kötü. Türkiye çeşitli ekonomik şeylerden geçti. Ben bütün krizleri de yaşamış bir insanım. Yaş 73 çünkü öyle kolay değil. Tabii. Belli bir meslek de yaptım. Ancak şu anda uygulanan bütün politikaların yanlış olduğu kanısındayım. Çünkü AKP çok büyük iddialarla geldi. Zaten o dönem seçilme sebebi de işte hem Batı'ya yüzünü dönmesi, Avrupa Birliği vesaire gibi Türkiye'de demokrasi, yani o bildirgelerini de okumuştum. Çok güzel bir manifestoydu ama şu anda uygulanan bütün siyaset bana göre tamamen Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra değişti. Zaten ben bir hukukçuyum. Şunu söylemek isterim. Bir kere ortak aklın olmadığı hiçbir yerde doğru kararlar alınmaz. Eğer bir akıl tek akılsa ve ona dayanarak yapılıyorsa her türlü yanlışlıklara da katlanmak zorundayız. Zaten şu anda Türkiye'de ekonomiyi bu hale getiren bana göre para politikasının, yani Merkez Bankası'na müdahale edildiğinde ve diğer kamu kurumlarına müdahale edildiği andan itibaren her şey yanlış hale geldi. Ben bir hukukçuyum bir kere. Şu anda adliyeye gittiğimde çok sıkılıyorum. Çünkü oradaki liyakatsızlık, oradaki şeyler beni çok üzüyor. Dolayısıyla bunlar yanlış kararlara ve insanların mağduriyetine sebep oluyor. Eğitim aynı şekilde yine mağduriyete sebep oluyor. Bütün bunları düzeltmek kolay değil. Çünkü Türkiye bir de üretimin dışına çıktı. Çünkü bir ülkenin zengin olabilir. Nedir? Ülkenin kaynakları nedir? Yani ülke vergi toplayarak kaynak yaratıp yapamaz. Ancak üretmek zorundadır. Bu üretmeyi yapamadığı müddetçe nasıl olacak? Hep dışarıdan. İthalat tabii, doların, yani Fed'in parayı dünyaya pompaladığı ve belli krizleri önlemek için dünyaya para saldığı dönemde herkes için mutlu bir sahte cennet yaratıldı. Ama üretime dayalı olanlar bu cennet kapıları kapanınca daha kolay. Ama biz öyle değil. Biz bu sefer çok zor duruma düştük. Bugün bir, yani benzinin 25 lira olduğu, 24 lira olduğu bir ülkede, efendim motorinin 25 lira olduğu bir yerde siz niye domates pahalandı diye soramazsınız. Çünkü zaten yurt içinde bile ürettikleriniz gidip gelme vesaire, bir atıyorum asgari ücreti yükseltiyorsunuz kolay. Bir de tabii insanların en büyük yanlışları da devlet kavramını çok iyi bilmemesini. İşte devlet 5,5'a çıkar, devlet çıkar. Devlet aracı orada. Sadece işverenle işçi arasında aracı, maksimum ve minimum seviyeleri ayarlayan bir sistem var. Orada aracılık yapıyor sadece. Yoksa kendi vermiyor. Şimdi bütün bunlar arttığında bu ülkede siz 10 kişi çalıştırırken dünkü parayı mı veriyorsunuz, vermiyorsunuz. Enerjiyi dışarıdan alıyorsunuz. Enerji size pahalıya mal oluyor. Bu sefer siz onu yansıtıyorsunuz ücretlere. Bugün bunun bu ipin ucu kaçtı artık. Yani bundan sonra bana siz ekonomi nasıl diye soramaz. Ekonomi şöyle bir şey yarattı. Biz kendimizi eskiden orta direk görüyorduk. Yani belli bir gelirimiz vardı ki ben de öyle kabul ediyorum kendimi. Ama şimdi orta direk diye bir şey değil. Hepimiz bu hayat pahalılığında seviyemizi düşüre düşüre bakalım yarın neler var. Ben çok şeyi görmüş bir insanım. Ben kim için üzülüyorum? Çocuklarım veya torunlarım için üzülüyorum. Gençler de bir şeyin farkında değil. Onu da söyleyeyim size. Yani böyle ekonomi nasıldı falan sizler de soru. Ben mesela şimdi şu anda en çok neden şikayetçiyim? Rejimden şikayetçiyim. Yani ben böyle bir cumhurbaşkanlığı sistemi, rejimini istemiyorum kardeşim. Ben bir hukukçuyum. Onun ne olduğunu o kadar iyi biliyorum. Parlamenter sisteme geçilirse burada birazcık işte bir ama bu öyle bir tahribat yarattı ki bunun 5-10 senede düzelmesi de mümkün değil. Eğer sistem hala bu anayasal sistem olacaksa, yani oyladığımız ve kabul ettiğimiz, bilmeden oylayıp hala bir sistem kalacaksa, Ayşe'nin seçilmesi, Ahmet beni hiç ilgilendirmez, aynı yetkiyi o alacak. Ben böyle bir yetkiyle, yani parlamenter sistem olmadığı, böyle bir ortak akıl olmadığı bir yerde zaten yaşamak beni biraz sıkar. Neden? Çünkü yarın bir kararnameyle neyin ne olacağını nasıl ben şey belirleyeceğim? Kim? Bütün denetim sistemleri ortadan kalkmış. Ne yapacağız şimdi? Ne denetleniyor? Hangi işlem denetleniyor? Mesela siz meclis açık diyelim. Meclisin çalıştığını mı zannediyorsunuz? Alt komisyonları seyrediyorum. Ben bir hukukçuyum çünkü. Bir kanun çıkarken ne olup olmadığına bakmak istedim. Oradaki kavgaları da görüyorum. İstediğiniz kadar bağırın. Güç orada. Elini kaldırdı mı iş bitiyor. Çıkan yasanın doğru olup olmadığını siz anlayamazsınız. Biz biliriz. Biz hukukçuyuz. Mesela ben hukukta, ben 72-73 mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Bize ilk öğretilen kervan yolda düzülmez. Kanunları çok düzgün çıkarmak zorundasınız ki tadilatı az olsun.
Ama siz daha çıkarttığınız bir şeyi ertesi gün değiştiriyorsanız zaten işiniz bitti demektir. Siz hala daha demokrasiye geçemediniz demektir. Anladınız değil mi? Onun için ekonomi ister istemez bu şartlarda çok doğru gitmez. Yani bir kişiye falan da bağlamayın buna. İnşallah sistem ortak akla döner. Hepimiz de anlarız ne olduğumuzu. Yani ben bazı şeyleri de çok abartılı buluyorum işte. Orada söylemiş, ya kardeşim ne olur düzgün okuyun, düzgün araştırın, bakın. Yani bugün Avrupa'da enflasyon var. Ya enflasyon oranı %8 adamlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Düzeltmek için her şeyi yapıyorlar. Biz de %80 biz hala diyoruz ki orada da var. Sana ne ya, sen kendini düzelt. O geçin. Ya. Biliyorum yavrum, biliyorum. Hiç merak etme. Yani ekonomi, kusura bakma. Ekonomi yok. İnsanlar bambaşka yerlerden dem vuruyor. Doğruları görmek lazım. Türk halkının en önemli şeyi de hiç okumadan fikir sahibi olmak. En büyük özelliğimiz o. En kötü özelliğimiz o. Bugün yani dindar, elhamdülillah Müslümanım diyor. Soruyorum, diyorum ki peki o vahiylerin bütünü olan Kur'an'ı okudu mu? Daha vakit bulamamış. Oh be! Ben de hukukta hiç kitap okumadan avukat oldum. Ne güzel şey değil mi? Sonra sen bana itimat edip boşanmayı soracaksın. Ben de palavra mı atacağım sana? Yoksa gidip kahveden örüp mü geleceğim? Türkiye böyle bir yer kardeşim. Anladın değil mi? Hiç okumayı istemeyiz. Benim annem, rahmetli annem öyle söylüyor. Oğlum önce bilgi sahibi ol, sonra fikir sahibi ol. Biz önce bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup sonra bilgileri yalan yanlış anlamaya çalışıyoruz. Özür dilerim. Anladınız değil mi? Yani bilmiyorum biraz size farklı geldi. Teşekkür ederim abi. Ekonomi sorusu. Berican mı abinin konuştuğu? Söz. Tamam işte abi anlattı her şeyi. Benim sence anlatmama nasıl peki çarşı pazar pahalı mı? Berbat berbat. Pahalı ne demek yani berbat. Sorumlusu kim abla? Sorumlusu halk. Halk yani. Sen, ben sorumlusu. Biziz. Neden abla senle ben? Yani onu halk düşünecek. Düşünecekti zamanında. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abla? Ben mi? Vallahi verecek. Verecek kimseyi göremiyorum. Gerçekten. Yok. Kimse yok. Ha bu çocuğa veririm ben oyumu. Bu daha güzel yönetir. Gerçekten halktan biri daha güzel yönetirdi. Çiftçilik yapan dahi daha güzel yönetebilirdi. Halktan biri çünkü. Çiftçi tarım bakanı olacak o zaman abla. Hayır. Yani yönetimi daha güzel yönetirdi. Enflasyon bu derece olmazdı. Millet kan ağlıyor. Yangın yeri olmuş ya her taraf. Yangın yeri olmuş. Bitmiş. Bittik. Halk bitti. Ya. Öyle değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Hayat pahalı. Kötü. Hayat pahalı ya. Hayat pahalı. Bak iPhone kullanıyorum 6S. iPhone'un var. Ben iPhone falan kullanamam. Ben emekliyim. Aldığım emekli maaşı kirama yetmiyor arkadaş. Bu ne enflasyon? Düşürmek için ne yapılmalı? Yapılmıyor. Habire fiyatlar çıksın. Her şey sabit kalsın. Maaşlar artmasın, her şey sabit kalsın. Teşekkür ederim abla, çok sağ ol. İyi günler, kolay gelsin. Sağ ol. Ekonomi nasıl değerlendiriyoruz? Ekonomi mülteciler yüzünden biraz yüksek. Sadece mülteciler yüzünden mi? Evet. Otobüse biniyorsun, tamam mı abi? No diyor sana. No. Evet. Peki erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Tayyip Erdoğan'a. Neden Recep Tayyip Erdoğan? İşte. Öyle, büyüklerim diyor. Erdoğan'ı vereceksiniz diyorlar. Öyle niye abi. Niye veriyorsun? Sebep ne? Niye? Hastaneden yaptı. Hayat pahalı mı? Mülteciler yüzünden abim ya. Hayat pahalı o. Hayat pahalı da. He? Mülteciler yüzünden. He? Hep Suriye'de Afganlar var. Mülteciler başka? Yüzünden diyor abi. O konu önemli değil. Hayat pahalı. Sen pahalı üretmezsen, sanayileşmezsen hayat pahalı olur. 1 liraya aldığın malı 10 liraya. Adam araba üretmiş. Tok. Tok üretmiş diyor. Hani elektrikli o. Hani piyasada var mı? Tok'u. Piyasada gördüm ben. Elektrikli otobüs gördüm. Alabiliyor musun? Yo alamam da. İkinci elini zor aldım belki. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Şimdi asgari ücret 5500 lira değil mi? 1 artı 1 daire 6000 lira olmuş. 500 lira da şeyi var bunun. Aidatı var 6500. Bir asgari ücrette bir ay çalışıyor. Bir kiraya
parası yapamıyor. Sen nasıl Türkiye'de hayat ucuz, her şey güzel diyorsun? Tamam da abi bak, ben 14 sene önce ev aldım TOKİ'den. 93 bin lira, bir dakika beni dinle. Ben geçen sene bak, geçen sene 150 liraya memlekete gidiyordum. Tamam, bu sene 600 lira olmuş. Sen nasıl Türkiye güzel diyorsun? Ben sana sorayım. He? Nasıl güzel? He? Gençlerin çoğu yurt dışına gidiyor. Giderler. Ha, iş yok. He? Ha, şurada Beyoğlu'nda çalışıyor adam. Üniversite mezunu. İş bulamıyor. Sen diyorsun ki Türkiye cennet. Ne güzel. Oh. Öyle bir şey yok. Yalan söyleme. Gençsin bak. Herkesin gururu. Osuruç yaşındayım. Yani sor bakayım. Halkın %99'u hayatından memnun diyen. Ama senin gibi %1'i memnun. Kimse hayatından memnun değil. Geçen seneyle bu sene arasında %400, %800 zam var her şeye. Sen ne din sen? Günden. Ne bir tecini ya, evet. Bırak ya. Ne? Altında poşetler var. Mülteci. He, ne mülteci? Senin başındaki adam düzgün yönetemezse olur işte. Her şeyi baştaki adam. Bu bir tedavi olması lazım. Tedavi bana evet, sor. Olmaz mı? Tedavi olması lazım. Gerçek tedavi olması lazım. Daha ne dedi arkadaş ya. Çok merak ediyorum. Nereden bakıyorsun sen? Tedavi olması lazım. Ben 27 bin liraya yakın KYK parası alıyorum, alacağım. Kaç para ödeyeceğim biliyor musunuz? Ne kadar? 56 bin lira. Hadi onu geçtim, ben 22 yaşındayım ve şu zamana kadar bu da iktidardan başka bir iktidar görmedim. Ya bir bırakın ya. Ya bir salın ya şu devleti. Bir salın bir bakalım, hani biz bir ölçelim yapıp yapamayacaklar. Hani bu Z kuşağı deyip bizi ellerinin tersiyle itiyorlar ya. Biz indireceğiz onları. Yani onları biz indireceğiz çünkü bizden başka şu an bu, inanın, senin çoluğun çocuğun seni senden daha çok düşünüyor. Bak bunu sana adımı koyarak söylüyorum. Evet. Yani burada ekonomi iyi deyip de bu insanları sinirlendirmeyin. Gerçekten yani şurada bir gidip bir simit aldık. 3 tane simite 17 lira 18 lira para verdik. Ayıp, günah. Ya genç, sana bir şey soramıyorum. Evet, ekonomi iyi diyorsun. Kışlık ayakkabı giyiyorsun ya. Aa, telefon desenize, biriniz telefonu çıkarın. Bak 2016'da telefon bu. Şu an satsam 500 lira falan yapıyor ve ben üniversite öğrencisiyim. Yani burada hani insanların zihnini, ne bileyim, hani iyi olacak, iyi olacak. Ya bir bırakın da biz iyi edelim. Yani bu devlet şu an yapamaz. Delikanlı neye istinaden iyi dedi, onu merak ediyorum. Ne yani? Bayağı, geçimin mi iyi? Neden iyi? Bayağı. Sorsana, ayakkabısı niye kışlık ayakkabı giyiyor? Yani şey yapmayın. Yok. Neye gerek yok? Ayakkabıya gerek yok. Arkadaşım, yazık kişine, popüler olmak için bunu söylemeyin. Bakın insanlar zor durumda. Pazara gidiyor alamıyor, markete gidiyor alamıyor, kirasını ödeyemiyor. Abi açız ya. Yapmayın şaka ya. Değil ya, yani açız ben yani ya. Şeyi merak ben ediyorum. Ben de kirada oturuyorum. Peki nasıl geçiniyorsun? Çok bir anlat da biz ailemle. De bilelim. Ailenle. Evet. Ya lütfen yapmayın bunu. Bak yıllardır tamam bu iktidarla bir şekilde yol aldık. Ama artık elimizde hiçbir şey kalmadı. Bak ben çocuğum için endişeliyim. Geleceği için endişeliyim. Yani benim çocuğumu 50 yıllık bir borcun altına soktular. Yapmayın ya. Ya ben sadece 7-8 sene KYK borcumu ödemeye çalışacağım. Bu iktidarın bu bana sadece yaptığı tek bir şey söyle. De ki şu fabrikayı açtı, şu üretime katkı yaptı, şu işte tarımı güçlendirdi, işte gençlerine şu hedefi koydu. Bir şey söyleyin ya. Bak ben 51 yaşındayım. Ben hayatım boyunca böyle bir iktidar görmedim ki, siyasetin hayat içindeyim ya, de. Hadi. Yani pahalılığı geçtim artık ya, ülke elden gidiyor ya. Eğer yani tamam, hep diyorlar ya sosyal demokratlar şöyle böyle, ya sosyal demokratlar bu ülkede en büyük milliyetçidir. Benim ülkemde ben mülteci konumuna düşmüşüm. Benim ülkemde ben istediğimi alamıyorum. Bak geliyoruz kızımla, hep neyi nereye ödeyeceğimizin derdine düşmüşüz ya. Yani böyle kalkıp da partiyi bir takım tutar gibi parti konuşmayın. Bu ekonomi iyi demeyin. Ekonomi bitmiş. Bakın şu an devalüasyon artı stagflasyon geliyor. Durgunluk dönemine gireceğiz. Kimse girip bir şey alamayacak. Biraz dünyayı takip edin. Dünyada da geçim sıkıntısı var. Ama Türkiye'de bunun 10 katı var. Her şeye ediyorsun. Bak ne kadar yüze konuşuyor. Her şeye ediyorsun. Daha niye savunuyorsun bunu? Her şeye yani tamam. Bence delikanlı tuzu kurudur ya. Be abi. Hayır hayır, tuzu kurudur değil. Ya. Sadece laf olsun diye söylemiş ama yanlış yapıyorsunuz. Bakın sizler bizim geleceğimizi tayin edemezsiniz. Ben çocuğumun geleceği için uğraşıyorum. Yani biz geçen gün yine burada böyle bir sohbete dahil olduk. Orada herkes ekonominin çok kötü olduğunu, ülkede tarımın bittiğini, işte ne bileyim emeklilerin çok zor şartlarda geçindiğini, asgari ücretlerin çok zor şartlarda geçindiğini herkes söylüyor. Siz neye istinaden bu ülke
iyi diyorsunuz ya da ekonomi iyi diyorsunuz. Ben çok merak ediyorum. Lütfen yapmayın. Abi sen hiç pazara bırakın. Gittin mi? Pazara. Bayağı oluyor. Bayağı oluyor. Ne bence zaman gittin? Bence en kısa zamanda git delikanlı. Bak, 25 şey lira meyvenin kilosu. Ben 22 kilosu. Yaşındayım tekrar söylüyorum. Şu anda benim okumamam için devlet elinden gelen her şeyi yapıyor. Ben geçen sene okula 22 bin lira para yatırdım. Şu anda ve %50 bursluyum ben. %50 bursken 16 bin liraya kadar düşürdüler sağ olsunlar. Ve bu sene 8 bin lira bana geri faiz koyuyorlar. Niye? Çünkü benim okumamı, benim bilinçlenmemi istemiyor. Çünkü biliyor ben onları buradan gönderebilecek kapasiteye geleceğim. Okuyacağım, araştıracağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim okulumda Türk'ten çok yabancı var biliyor musun? Niye? Çünkü onlar sınavsız girdiler bizim okulumuza. Çok rica ediyorum bu ülkede 65 yaşından sonra hiç kimse oy kullanmasın. Bunu bütün Türkiye'ye söylüyorum. Lütfen bilinçsiz insanlara da oy kullandırmayın ya. Yani bu insanlar sırf gününü kurtarmanın derdinde. Benim derdim 10 yıl sonrası, 20 yıl sonrası. Dünya uçuşa geçti, biz hala kalkmış sakız bilmem orucu bozar mı böyle saçma sapan şeylerle ülkemiz için hiçbir şey yapmıyoruz, gençlerimiz için hiçbir şey yapmıyoruz. Lütfen 65 yaşından sonrakilerine de soru sormayın. Çok rica ediyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Hakkımıza hayırlısı olun.